Herkese merhaba arkadaşlar. Beni sosyal medyadan takip edenler bilir. Ben 24 Ağustos 2023 tarihinde TOG'un Gemlik'te bulunan fabrikası, ki aslında TOG oraya birazcık daha böyle teknoloji kampüsü, üretim kampüsü falan diyor. Gittim ve ziyaret ettim. Bu benim 3. ziyaretim oldu arkadaşlar. İlk olarak fabrika aşamasındayken, daha böyle hani tabiri caizse dutlukken gitmiştim. O zamanlar daha yeni yeni robotlar falan kuruluyordu. Daha sonra 29 Ekim'de otomobil teslimi yapıldığı zaman gittim, ki Cumhurbaşkanı da katılmıştı o etkinliğe, biliyorsunuz. En son olarak da bu 24 Ağustos'ta hem aracı görme imkanım oldu, hem de fabrikayı böyle üretim yaparken gezme imkanımız oldu. Şirketin CEO'su, yani TOG'un CEO'su Gürcan Karakaş'a buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Kendisi bizi çok güzel bir şekilde ağırladılar. Hem araç kullanma imkanımız bulduk, hem de her türlü soruya yanıt verdiler. Gerçekten de hani böyle, tabiri caizse deli saçması olabilecek sorulara bile sabırla yanıt verdi kendisi. Buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi bazı notlarım var. Bu notları buradan tabletten okuyacağım ben. Deneyimlerimi aktarmaya çalışacağım. Bu arada aracı da kullanma fırsatı buldum. Küçük bir test alanı vardı orada. Yani yaklaşık 5 dakika falan süren bir hani kullanım deneyimi de yaşadım. Klasik bir elektrikli araç. Tabii ki C sınıfı bir SUV olduğu için iç mekanı oldukça kaliteli. Araçla ilgili detayları ilerleyen dakikada vereceğim ama şimdi bazı sorular vardı. Hem sosyal medyadan size gelen, hem de benim de videolarım, bir iki video paylaştım ben sosyal medyada. Burada çok acayip yorumlar geldi. Özellikle TikTok'ta. TikTok'ta beni takip edenler varsa burada hani görmüşlerdir. Yoksa da takip edin. TikTok enteresan bir yer. Şöyle yorumlar geldi. İşte İtalya'dan geliyor araba, orada birleştiriliyor falan filan gibi bazı yorumlar geldi. Öyle değil arkadaşlar. Şimdi şöyle onu açıklayayım ben. Bazı parçalar Bursa'daki iş ortaklarından geliyor. Mesela kaporta saçları veya şase gibi parçaları hazır olarak geliyor. Tabii ki hazır olarak gelecek. Zaten dünyadaki üretim süreçlerine baktığınızda da birçok marka zaten artık böyle üretiyor. Yani tek bir fabrikada her şeyi üretmek falan gibi bir şey kalmadı arkadaşlar. Bu bana çok gelen bir soru. Özellikle telefon incelemelerinde de geliyordu. Telefon böyle yorumları da geliyor. Mesela telefon, işte yerli telefon diyorsun. Aa, yerli değil o, çipi bilmem nerede üretiliyor. Ya kardeşim, yani %100 her şeyi o ülkede üretilen zaten bir ürün yok şu an dünya üzerinde. Hani anca domates falan yetiştirmeniz lazım, ki onun bile tohumu oradan geliyor diyorlar, buradan geliyor diyorlar. O yüzden böyle detaylara takılmadan, bu araç bizim mi? Evet, Türkiye'nin mi? Türkiye'nin. Biraz böyle bakmak gerekiyor. Türk bayrağı yok diyenler olmuş, hiçbir yerde Türk bayrağı yok. Binanın girişinde kocaman bir Türk bayrağı var arkadaşlar. Yapmayın, yani öyle bir dünya yok. Motorun takılmasını göstermemişsiniz. Motor boştan alıyorlar. Zaten söylüyorlar bunu da. Hani bunlar gizli bilgiler değil. Yerli deyince kafanızda herkesin galiba şöyle bir şey var. Ya da bazılarının, ya da art niyetli bazıları diyebilirim belki. Hani her şeyi Türkiye'de üretiliyor. Öyle bir dünya yok. Ölçük ekonomisinde gerek de yok bunun. Onu her zaman söylüyoruz zaten. Ha, gerek olduğu zaman üretilir de bu arada. O kadar da dert değil de, şu anki rakamlarla üretmek çok mantıklı değil. Şimdi notlarıma birazcık devam edeyim. Biraz böyle rastgele notları almıştım ama işinize yarayacak şeyler. Android Auto yok arkadaşlar, biliyorsunuz. Neden yok sorusuna Gürcan Bey yanıt verdi. Android özellikle, hem hani sadece Android Auto için söylemiyorum, Apple CarPlay'de bulunmuyor. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi şuymuş arkadaşlar. Apple, özellikle Apple yapıyor bunu. Çok fazla veriye erişmek istiyor. Bunu farklı otomobil üreticileri yapmaya başladı. Artık kaldırıyorlar. Kendileri bir şeyler yapacaklar anladığım kadarıyla. Çünkü kolaylık sağlıyordu. Evet, ama birçok veriye de ulaşmak istiyorlar. Tabii ki biliyorsunuz artık veri çok önemli. Bu verilere ulaşmak istedikleri için de böyle bir şey şu anda yokmuş. Bence güzel olur. Tabii ki güzel oluyor ama evet, o veriler de önemli. Yani aracın lastik basıncına kadar verileri görmek istiyormuş mesela Apple. Tabii o verileri ne yapacakları da belli zaten. Onu da hiç girmiyorum o konulara. Bazı parçalar Bursa'daki iş ortaklarında üretiliyor dedim, söyledim. Evet. Yani çünkü orada yorumlarda şöyle bir, bazı videolarda şöyle bir yorumlar geldi. Hani işte kaporta saçı nereden geliyor? Bunları açıklıyoruz yani. Bu gizli bir bilgi değil. Gürcan Bey de kendisi söyledi. NFT konusuna önem veriyorlar. Ya bu bana çok saçma geliyor. Bu arada net söyleyeyim. Hani ilk çıktığından beri bu TOG'un T10X'in, işte model olarak da C sınıfı SUV'a verilen isim T10X, bana da garip bir isim geliyor bu arada. En çok benim garip gelen şey, hani NFT, işte yolculuğunuzu NFT yapacaksınız, başkalarıyla paylaşacaksınız falan. Hani NFT zaten garabet bir şeydi ilk çıktığından beri, onu ben düşünüyorum. Şu anda da bence artık bunun arkasında durmaya çok gerek yok diye düşünüyorum ama yani marka önemsiyor. Bir şey diyemem, saygı duyarım. Şimdi üretim konusu önemli. Günde 170 araca kadar ürettikleri. Şimdi ben bunu videoda paylaştım. Bir dikey video paylaştım sosyal medya hesaplarımda. Orada o yorum geldi. Hatta aynı videoyu ben YouTube'a da koydum arkadaşlar. Yani günde 170 araç üretiliyor. İşte nasıl o zaman böyle oluyor? Mesela yıllık kapasitesi de 175 bin tesisin. Fakat tabii şöyle bir şey var. Bu 170 araç en iyi durumdaki üretebildikleri rakam. Yani personel sayısı arttırılıyor.
zorluyor vesaire ama Gürcan Bey orada da söyledi. Yani bu o kadar kolay bir şey değil dedi. Çünkü gelen kişileri eğitmek, onları bir ekibe koymak, o ekibin içinde belli bir süre geçirmeleri vesaire vesaire gerekiyor. Karışık bir proses var orada. O yüzden Eylül ayından itibaren rakamlar daha da artacak dedi. Çünkü yıl sonuna kadar 20 küsur bin araç teslim etmeleri gerekiyor. Böyle bir şey var. 28 bin zaten bu yılın üretim rakamıydı. Bunun 20 binini son kullanıcıya ayırmışlardı. Bunların teslim edilmesi gerekiyor. O yüzden kapasiteyi biraz daha arttıracaklarını söylediler. Beyaz araç konusu. Şimdi bu videoyu izleyenlerde mutlaka olabilir. Instagram'da bana birisi sordu çünkü. Beyaz araç, benim aracım gelmedi dedi. Niye hala? Madem o kadar üretiliyor bana niye gelmedi dedi. Dedim aracınız beyaz mı? Evet beyaz dedi. Beyaz araçın tedarikinde bir sıkıntı olmuş. Yani boyanın farklı yüzeylerde test edilmesi gerekiyormuş. Orada bir sıkıntı yaşamışlar. O yüzden birazcık gecikmiş ama biz gittiğimizde beyaz araç üretiliyordu bu arada. Hatta videolarda da var. Koyarım onu da bu videonun içine. En azından siz de görmüş olursunuz. Yani beyaz araç siparişi verdiyseniz ve size çıktıysa diyorsunuz çekilişle dağıtıldı araç. Çıktıysa alacaksınız. Birazcık sabretmeniz lazım diyorum. Birazcık T-10X'ten bahsedeyim. İki farklı donanım ve iki batarya seçeneğiyle kullanıcıya sunuldu. 160 kW'lık 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T-10X'te iki çekeri bu yalnız bu arada. İki farklı batarya seçeneği 314 ve 523 km'lik de menzil bulunuyor arkadaşlar. Buna bakalım şimdi. 2023 yıl içinde 28 bin cihaz üretilecek dedim. Söyledim bunu zaten. Yani 170'e ulaşırlarsa ayda 5000 yapıyor. 5100 yapıyor. Yılda da 61200 yapıyor. Yani 170'i yakalasalar çok iyi bir rakam olur ama sadece burada personel sayısı olarak bakmayın. Yani bunun bataryasından tutun. Ne bileyim kaporta parçasına kadar hepsinin tedarik edilmesi gerekiyor. O kadar kolay bir proses değil arkadaşlar. Servisle ilgili bir soru sormuşsunuz. Servis konusunda şunu söyleyeyim. Türkiye çapında 28 tane yani 7 bölgede 28 noktada servisleri var. TOG'a ait olan servisler bunlar. Resmi servisler. TOG'a ait olmayan da boş kar servislerle anlaşma yapılmış. Oralardan da araçlarınızı bakım vesaire yaptırabiliyorsunuz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi üretim hattında toplamda 250 tane robot varmış. 1.2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilen kampüste 230 bin metrekare kapalı alan bulunuyor. Şimdi bizi aldılar arkadaşlar. Önce bir küçük kısa bir bilgi verdiler. Daha sonra biz buggy dediğimiz böyle küçük araçlara bindik ve tesisin içinde böyle dolaştık epey bir. İşte üretim aşamalarını gördük. Orada bize bilgi verildi üretim tarafından sorumlu bir müdür tarafından. Yani üretimin nasıl yapıldığı vesaire. Araçların en son çıktığı noktayı da gördük. Orada hatta fotoğraf, video falan da çekildi bizimle ilgili. Yani bir sürü şey var aslında ve gördük bunları arkadaşlar. Üretim yapılıyor. Yani motor nereden geliyor? Kaporta şuradan geliyor. İşte motoru takarken hiç göstermemişiz. Var. Yani aracın komple bataryasının takıldığı bir şey var. Gördük yani bantlar üzerinde. Ve alan çok büyük. Aslında oraları daha da büyütebilir, şey yapılabilir. Üretim daha da hızlandırılabilir. Tabii ki burada dikkat edilmesi gereken az önce söylediğim gibi sadece araç üretmek değil, diğer parçanın da tedariği o kadar kolay değil. Mesela batarya konusunda TOG Farasis Enerji Ortaklığı'nda kurduğu Siro isimli bir firma var ki bu da Silk Road'un kısaltılmasından geliyor. Bunlar üretim yapıyorlar ve kendi içlerinde üretim yapılıyor. Yani TOG'un bataryaları kendisi tarafından üretilmiş oluyor. Yani bu şirket üzerinden üretim yapılıyor. Aynı zamanda kendi bünyesinde bir batarya şirketi de kurmuş oldu. Bu güzel bir gelişme çünkü sadece otomobil üretmek değil, bataryasının da çoğu çünkü üretici kendi bataryasını üretmiyor arkadaşlar. Bu tabii ileride ciddi bir sıkıntı olacak. Çünkü şu anda bile batarya bulmak kolay değil. Sayı arttıkça, elektrikli otomobil sayısı arttıkça batarya ihtiyacı da artacağı için böyle bir şirketin kurulması güzel. Fabrikayı gezdik. Boyahaneyi gösterdiler ki boyahanede böyle otomatik bir proses var. Araç bir ray üzerinden geliyor. Robotlar tarafından boyanıyor. Daha sonra oradan çıkıyor. Oradan alıp işte diğer parçaların birleştirildiği bölümlere götürülüyor. Biz bunun hepsine şahit olduk. Orada güzel bir tesis var. Şu anda boyahane kısmındayız arkadaşlar. Burada hemen yan tarafta detaylarını göstereceğim size. TOG'ların boyası yapılıyor. İnsan eli dokunmadan böyle otomatik kayar bir sistem var. Araçlar buraya geliyor ve hangi renk olacaksa o renk boyanmış oluyor arkadaşlar. Böyle özel kıyafetler giydik. Şöyle göstermiş olayım. Bu kıyafetler dışarıdaki şeylerden etkilenmemizi sağlıyor. Şu anda şöyle göstermiş olayım. Bakın buradan bir araç boya hattında ilerliyor. Böyle raylı bir sistem var. O sistem üzerinde ilerliyor arkadaşlar araçlar. Şuradan da göstermiş olayım. Gördüğünüz gibi araçlar bu şekilde böyle ilerliyorlar ve otomatik olarak robotlar tarafından boyanıyor. Bakın şu ileride bir robot boya işlemini gerçekleştiriyor. Sırayla hepsi aynı yola giriyorlar ve boyanmaya devam ediyorlar. İtalya'da mı üretiliyor bilmem ne yok gemiyle geliyor filan böyle komple teorilerine inanmayın. Gemlik'te çok güzel bir tesis var. Ve bu tesiste arkadaşlar
otomobil üretimde yapılıyor. Ha şunu söyleyenler de oldu. Neden işte her şeyi çekmiyorsunuz? Baştan sona orada çekin, canlı yayın yapın. Arkadaşlar bunun bazı ticari sır takdir edersiniz ki. Yani siz gidip Mercedes'in fabrikasını canlı yayın yapabilir misiniz? Yapamazsınız. Ya da Ford'un fabrikasında canlı yayın yapabilir, yapamazsınız. Çünkü nasıl yapıldığı da rakipler tarafından takip edilen şeyler. O yüzden canlı yayın zaten söylediler bize, yapmayın dediler. Biz de birçok ne çekiliyorsak çektik. Hatta şu birçok farklı arkadaş da çekti. Hakkı Alkan oradaydı, Erdi Özoğa oradaydı ve sektörde tanıdığınız birçok isim de gençlerden veya bizim gibi daha tecrübeli arkadaşlardan herkes de oradaydı. Herkes de kendi videosunu çekti. Onları da izleyebilirsiniz. Tek başıma gittiğim bir etkinlik değildi bu zaten. Orada birçok arkadaş da bizimle birlikteydi. Hepsi de videolar çektiler. Hepsi de ellerinden geldiği kadar bu konuyu anlatmaya çalıştılar. Gemlik'te bir otomobil fabrikamız var ve burada otomobil üretiliyor. Elbette eleştirdiğim tarafları yok bu TOG'un. Özellikle T10X'in var arkadaşlar. Yani bu NFT meselesi mesela az önce söyledim. Bence çok gerekli bir şey değil. Hani NFT olacak da onu satacaksın da atacaksın da birine vereceksin de falan bana çok anlamlı gelmiyor. Zaten ben NFT'ye çıktığından beri uzak duran birisiyim. O yüzden yani çok anlamlı gelmediğini söyleyeyim. İkinci eleştireceğim konu sadece TOG özelinde değil. Otomobil fiyatları çok pahalı. Şimdi bu videonun altına muhtemelen o yorum gelecek. Yapacaksınız eminim. Asgari ücrette ben o arabayı nasıl alacağım? Alamayacaksınız. Yani o net. Onu söyleyeyim. Şöyle düşünün. Avrupa'da bir çalışan herhangi bir kişi işte 1500-1600 euro ortalama minimum maaşları söylüyorum. Ortalama bir otomobilde 20 bin euroya falan alabiliyorsunuz. 20-25 bin euroya. Yani aldığı maaşla o rakama düşündüğünüzde aslında alınamayacak bir nokta değil ama bizde 11 bin liralık bir asgari ücret varken 1,5 milyonluk bir TOG'u alamazsınız yani net. TOG'u geçtim. Clio'yu da alamazsınız yani. 1 milyon liradan başlıyor Clio bile. Otomobil fiyatları pahalı. Bu TOG özelinde söylediğim bir şey değil. Otomobil fiyatları pahalı. Bunu da düzeltecek olan hükümettir, devlettir. Bunlara el atılması lazım. Hani çok pahalı olsun kimse almasın. Çok doğru bir mantık değil. Ne yazık ki öyle bir mantık geldi Türkiye'de. Bence bu mantığın değişmesi lazım. Aynı sorun elektronik eşyalarda da var. Yani özellikle telefonda falan çok var. Çok pahalı olsun kimse iPhone almasın. Evet 45 bin lira bence iPhone 14 alınmaz ama o fiyatı da bu yani. Yani yapacak bir şey yok. Evet araç Türk aracıdır. Türkiye'de üretiliyor. Evet bunların ben desteklenmesi gerektiğine inanan birisiyim. Öyle ya da böyle bu araç Türkiye'nin olacak. Ülkesini seven biri olarak da ben desteklediğimi söyleyeyim. Şimdi isterseniz aracı test ettim. O kısa bölümden biraz böyle birkaç şey göstereyim sizlere. Çok sevdim. Araba çok güzel. Farklı donanım paketleri var. Benim bindiğim paket hani böyle en üst paketlerinden bir tanesiydi. Cam tavanı vesairesi vardı. Gerçekten de çok hoşuma gitti. Türkiye'de üretilen ve Türk malı olan. Bakın yerli üretim vesaire bunlara takılmayın. Türk malı olan bir araçla gurur duyduğumu söyleyeyim. Kim yaparsa yapsın da her zaman destekleyeceğim bir konu olacaktır bu. Çünkü Türkiye bir otomobil üretmeli arkadaşlar. Bu otomobili %100 elektrikli olmalıydı. Çok doğru bir tercih. Çok doğru bir noktadayız. TOG da çok güzel bir araba olmuş. İnşallah bir gün kısmet olur binerim. Öyle söyleyeyim. İnşallah isteyenler de kısmet olsun diyeyim. Şimdi araç test videosunu izleyelim. Daha sonra videomu sonlandıracağım. Evet arkadaşlar şimdi TOG'la ilk deneyimimi gerçekleştiriyorum. Çok heyecanlıyım bu arada. Bu arada araba bayağı bir koltuk öndeymiş yalnız. Gerideymiş. Ben o kadar geride kullanmıyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Şuradan değil mi? D'yi aldık. Yani elektrikli araba deneyimi çok güzel arkadaşlar. Şu nereden gidiyoruz? Soldan değil mi? Yani şöyle bir araba geliyor. Evet arkadaşlar şu anda 0-100 denemesindeyiz. Başlayalım. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007. Woohoo! Çok iyi ya, çok iyi. Wow. Bu ivmelenme harikaymış. Harika, harika. Araba çok güzel bu arada. Ekran gördüğünüz gibi komple bir ekranımız var arkadaşlar. Çok kısa bir sürüş deneyimi olacak. Bu çok uzun kullanamıyorum. O yüzden yani bu kadar anlatacağım şeyler. İnşallah araba teste gelirse uzun bir test sürüşü de yapmak isterim arkadaşlar. Biraz keyfime yapalım artık bura. Abi bu ne ya? Ben kamerayı zor tutuyorum. Çok iyi ya. Tabii gitti yani. 30 kilometre menzili yedik burada şu anda. Çok güzel ya. Çok güzel. Ben gurur duyuyorum böyle arabalarla. Ha şey, şurada kısa yolda güneşli istediğiniz fırlatsın abi. Açık dersen. Ha burada yok yani bir tuş falan. Yok hayır. Kısa bir sürüş yaptım arkadaşlar. Araçtan iniyorum. Araba testine gelene kadar şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. TOG Gemlik fabrikasını yaptığım 3. ziyaretimi de anlattım sizlere. Henüz bu arabaya sahip değilim. Çünkü o kadar bir bütçe ayıramıyorum bugünlerde en azından. Ama ileride kısmet olursa bu otomobili yani T10X'e binmek isterim. Hatta benim şöyle bir düşüncem de var. Keşke böyle biraz daha küçük boyutta şehir içinde kullanılabilecek. Çünkü bunun örnekleri var biliyorsunuz. Ve benim kanalda incelediğim işte Dacia'nın Spring modeli var. İşte Citroen Ami var ama Ami çok
doğru bir örnek olmayabilir ama Dacia Spring mesela güzel bir örnek. O tarzda böyle küçük, nispeten daha uygun fiyatlı bir model de çıkarsa top bence güzel olur ama hangi modellerin çıkacağını, bundan sonra sedan sürüm gelecek. O yüzden şu anda görünmüyor benim talep ettiğim gibi bir model ama belki ileride araya sıkıştırırlarsa güzel olur diye düşünüyorum. TOGG'la ilgili, TOGG'un Gemlik'teki kampüsüyle ilgili sizin de görüş ve fikirleriniz mutlaka vardır. Yorumlarınızı yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Bu arada YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu benim için çok önemli. Çünkü abone sayım ne kadar olursa işte böyle yerlere çağırıyorlar. Ben de size deneyimlerimi aktarıyorum. Ürünler yolluyorlar, test ediyorum. Sizlere fikirlerimi paylaşıyorum. Bu tarz ürünlerin gelmesi, bu tarz davetlerin gelmesi için sizin de bana abone olmanız lazım. Videolarımı beğenmeniz lazım ve mümkünse paylaşmanız lazım. Hatta yorum da yapın. Daha ne isteyim yani, bunları yaparsanız çok mutlu olurum. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Çünkü bu tarz etkinliklere gittiğim andan itibaren paylaşımlar yapıyorum. Oralardan da beni takip ederseniz en azından bunlardan haberdar olmuş olursunuz. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada yer alıyor. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.